Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bir alışveriş videosu çekiyorum ama bu alışverişe para harcamadım. Biliyorsunuz kitaplığımda kitapları kolemeye başladım. Bugün itibariyle 5 kolye oldu ve hazır da böyle kitaplığımı toparlıyor iken çok da hoşuma gitmeyen, daha doğrusu bir daha okumayı planlamadığım kitapları toplayayım dedim. Ve bunları bugün Kadıköy'e götürdüm takas yapmak için. Her kitabı almadılar. Sanırım 5 tanesini almadı. 30 tane kitapla takas yaptım. Ama emin de değilim şu anda. Yani aslında tam sayıyı da bilmiyorum. 35, 36, 34 o civar bir şey saymadım. Bir tane bavula doldurdum. Hepsini öyle götürdüm. Ama şimdi size takas yaptığım kitapları ve kitapları kaç tane takasla takas ettiğimi söyleyeceğim. Bu arada götürdüğüm kitapların hepsi güncel kitaplardı. Yani sahafların alabileceği kitaplardı. Yani böyle eski basım, yırtık pırtık, çok eski, kimsenin okumayacağı kitapları götürürseniz almıyorlar. Yani söyleyeyim size. Çünkü bana yazıyorsunuz ben 10 tane kitap götürdüm Akmar'a. İşte hiçbirini takas etmediler diye. Eski kitapları takas etmiyorlar. Onlar da, yani onların açısından baktığınızda da adam neyi satabilecekse onu takas ediyor. O yüzden ona göre kitaplar seçip öyle gidin diyorum. İlk kitabım Çatı. Bunu kız kardeşim istedi diye aldım. Çünkü filmini izlemişti. Çok beğenmişti. Benim çok ilgimi çeken bir tarz değil açıkçası. Dram. Ama bilmiyorum, belki okuyabilirim. Çok değişik, çok psycho bir konusu var. Yani değişik değil, psikopatça bir konusu var. Bütün serinin ve neredeyse 23 kitaplık bir seri, deli gibi. Okurum diye düşünüyorum. Bilmiyorum okur muyum. Bunun bir de ikinci kitabı var, onu da göstereyim. Ama şu an altta kalmış, gösteremiyorum. O yüzden diğerleriyle hemen devam ediyorum. Bu arada bu kitabı iki kitap karşılığında aldım. Bir sonraki kitabım pazartesi cumartesinden başlar. Bu kitap sıfır. Bu arada orada sıfır kitaplar da var eğer kitaplarınız iyiyse. Yani bir kitabı 5 liradan satıyorlar. Eğer yeni kitapsa, yeni dediğim popüler kitapsa 5 liradan sayıyorlar. Ona göre oradan kitap alıyorsunuz. Bu kitaba karşılık 3 tane kitap verdim. Bu 15 liraydı, sıfır hali. Bir sonraki kitabım Kor. Bu 3 kitaplık seri. Üçünü de göstereyim hemen. Şu an burası karman çorman. Şöyle. Bunların hepsi yine 15'er liraydı. Bunlar da sıfır. Ve bunların üçü için toplam 9 tane kitap verdi. Güzel bir seriymiş. Eğlenceliymiş. Artı 18. Bilmiyorum, hoşuma gider diye geliyor. Biliyorsunuz Julia Quinn okumaya başladım. İlk kitabını aşırı aşırı çok sevdim. Kanalımda yorum videosu var. Zaten yüreğimde bir şey ama şu an adını hatırlamıyorum yani kitabın. Serinin devam kitaplarını aldım. Bunların hepsi için 2'şer tane kitap verdim. Yani bu 3 kitaba karşılık 6 kitap verdim. Devam ediyorum hemen. Cem'i aldım çünkü oradaki kadın önerdi, seversin sen diye. Sürekli onunla alışveriş yaptığım için artık ne tarz okuduğumu biliyor. Zaten Morganville vampirlerini okumaya başlamak istiyordum. Bilmiyorum. Bunu da bu ara okuyabilirim. Çerezlik bir şey zaten. Dediğim gibi yine Çatı'nın diğer ikinci kitabı. Buna da 2 tane kitap verdim. Bu arada Cem'e de 2 tane kitap vermiştim. Bir sonraki kitabım Uçabilen Kız. Bunu birinin yorumunu görmüştüm ben Instagram'da. Şu an tam olarak net hatırlamıyorum kim olduğunu. Beğenmişti. Buna da 2 kitap verdim. Hazır gördüm, alayım dedim. Şurasında birazcık hasar var. Ama dediğim gibi benim için çok sıkıntı yaratmıyor bunlar. Ve son kitabımda Sır. Bunun için 5 kitap verdim. Kitap sıfır çünkü. Bende serinin diğer kitapları vardı. Bu ara okumak istiyorum. Elimde 3. kitap da olsun istedim. Çünkü yorumuna güvendiğim birkaç insan seriyi çok çok sevmiş. Zaten çok çok orijinal bir konusu var. Benim de elimde olsun istedim. Ve 3 tane kitabı bunun için gözden çıkarttım. Şu an kaç tane kitap verdim hesaplayacağım. Bir dakika. Toplamda 32 kitap vermişim ve 12 tane kitap aldım. Kitaplığım aşırı kalabalık. Yani artık hiçbir yere sığamıyorum. Kitaplarım yerlerde duruyor resmen. Kitaplığımın bu tarz bir boşalmaya ihtiyacı vardı açıkçası. Benim için de çok karlı oldu biliyorsunuz. İşe ara verdim. O yüzden elimde çok fazla birikmiş kitap var. Ama yine de kitap alamayacağım için biriktirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi evlendikten sonra çok fazla alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü o aralar böyle birkaç ay kitap alamama durumuma ihtimaliyle kitap depoluyorum şu anda. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız eğer beni biliyorsunuzdur. Benim yaptığım takas bu kadardı. Tekrar söylüyorum, kitapların hepsini Akmar pasajında takas ettirdim. Tek bir yerden yapmadım. Birkaç yerden birden yaptım. Zaten oraya gittiğiniz zaman hepsi takas ediyor kitapları. Ön tarafta sahte kitaplar var. Dükkanın arka kısmında ikinci el kitaplar var. Onlara bakarsınız. Benim şu buralar çok sık gittiğim bir pasaj Akmar. Üsküdar'daki sahaflara gidemiyorum artık. O yüzden Akmar daha cazip geliyor açıkçası bana. Benim için güzel bir alışverişti. Memnunum yani. Dediğim gibi ihtiyacım vardı bu tarz bir kitaplık boşaltmasına. O yüzden hoş oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.